Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Cumanoğlu. Öncelikle sizler gibi kaliteli, emeğe saygısı olan izleyicilerim olduğu için gerçekten çok şanslıyım. Her videoma binlerce beğeni yağdırıyorsunuz. Yorumlarınızla beni çok daha fazla motive ediyorsunuz. Sizin gibi harika takipçilere sahip olmak herkese nasip olmaz. Öncelikle bu yüzden size çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizler beni destekledikçe hayatınıza farkındalık katan yeni videolar çekmeye de devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada eski Instagram adresimi sildim. Yine aynı kullanıcı adıyla Instagram'da paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram adresim de ekranda gözüküyor zaten. Geçelim konumuza. Bu videoda harika bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Erkeklerin her daim peşinden koştuğu kadınların önemli 3 özelliğinden bahsetmek istiyorum ama önemli bir hatırlatmam var arkadaşlar. Bazı arkadaşlar hayatlarındaki erkeğe ne yaparlarsa yapsınlar başarısız olabiliyorlar. Çünkü karşılarındaki erkek doğru bir erkek mi? Öncelikle onu sorgulamayı unutuyorlar. Yani yanlış bir erkeğe ne yaparsanız yapın doğru bir karşılık almanız söz konusu olmayacaktır arkadaşlar. Demişler ya eğrinin gölgesi doğru olmaz diye. Aynen o mantık arkadaşlar. İşte bu yüzden diğer videolarımı da izlediğinizde bazı hatalı davranışlarınız olduğunu fark ettiyseniz ve bunları olumlu yönde düzelttiğiniz takdirde bile yine erkekte bir düzelme söz konusu değilse burada normal bir erkekten söz etmiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bu videoda söyleyeceğim şeyler gelişime açık ve gerçekten düzgün bir ilişki yaşama potansiyeline sahip erkeklerin kadınlarda çok etkilendikleri davranışlardır. Bir de şu var ya hocam bu tarz şeylerle uğraşmak istemiyorum. Seven yanımda kalır, sevmeyen yol alır gider diyen biri videolarımı izlemekle lütfen zaman kaybetmesin arkadaşlar. Çünkü sevilmek durup dururken hiçbir şey yapmaksızın aniden gerçekleşmiyor. Yani kadın ve erkek birbiri için emek sarf etmedikçe Gerçek manada birbirini kabullenemezler. İşte bu yüzden uyumlu bir ilişki yaşamak için ilk önce uyumlu davranabilmek gerekiyor. Yani karşı tarafın doğruluğunu sorgulamak için ilk önce doğru insan olmak gerekiyor. Bu yüzden herkesi sorgulayan, herkeste kusur arayan ve hep kendini haklı gören bir insanın da aşk ilişkilerinde başarılı olması söz konusu olmayacaktır. Geçelim maddelerimize. Birinci maddemiz doğal olmayı aklına gelen her şeyi yapmakla karıştırmazlar. Arkadaşlar doğallık çoğu zaman aşırı bencil olmak, patavatsızlık ya da çok rahat davranmakla karıştırılıyor. Bu yanlış bir şey. Doğal kadınlar kendi değerlerinin farkında olan kadınlardır arkadaşlar. Geçenlerde bir arkadaş yorum kısmında şuna benzer bir şey söylemişti. Ya arkadaşlar özgürlüğünüze elinizi alın ve erkeğe normal davranmayın. Zaten onlar ne kadar kötü davranılırsa o kadar size aşık olur diye bir şey yazmıştı. Bu gerçekten beni çok etkilemişti. Bu arkadaşlar gerçekten o kadar yanlış şeyler söylüyorlar ki, o kadar hatalı davranıyorlar ki anlatamam. Bu konuda çok üzülüyorum. Bazen yapılan yorumlar kısmen doğru olsa da sonrasında gelen yanlış bir davranış doğru davranışı süpürmekle kalmıyor tamamen farklı bir insanmış gibi algılanmaya neden oluyor. Bu yazıyı yazan arkadaş bir kadının kendine yetebilmesinin önemini doğru bir şekilde ifade ediyor. Fakat bu aşamadan sonra erkeğe kötü davranarak onun saygısını kazanabileceği gibi bir sapkınca düşünceye giriyor. Bu yanlış bir şey. Bu konuda bu davranış ve ifade tarzlarıyla karşılaştığım zaman gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü saygı duymayan bir insan karşısındaki insandan da saygı bekleyemez değil mi arkadaşlar? Bu önemli bir konu. Her insan kendi kalitesine yakışanı yapar ve onun gibi bir davranış tarzıyla karşılaşır. Bu yüzden doğru davrandım olmadı, bundan sonra tüm erkekler benim için düşmandır mantığı bir kadın için en büyük yanılgı olacaktır arkadaşlar. Hem sonra demezler mi? Düzgün erkeği bulsaydın da tüm erkeklere düşman olmasaydın diye. Değil mi arkadaşlar? Aynı konu erkekler için de geçerlidir tabii ki. Bu konuda kendisine uygun olmayan ya da anlaşamadığı bir kadın yüzünden tüm kadınları düşman ilan etmek de sadece kişinin komik duruma düşmesine sebep olur. İşte arkadaşlar bakın çok önemli bir konu. Doğallık içinden gelen her şeyi düşünmeden konuşmak değildir. Bu çok yanlış bilinen bir konu. Bir ilişkide doğal olmak, karşımızdaki insanın fikrini önemsemeden rastgele kararlar almak da değildir. Öncelikle bunun farkına varmamız gerekiyor. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, ilişkide denge önemli ve dengenin sağlanması için beklentilerimiz kadar karşı tarafın beklentilerine de saygı duymayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani ben istediğim oldu. Kafam nereye ben oraya demek karşınızdaki insanı önemsememek demektir. Tabii ki yaşam tarzını sorgulamak, suçlamak ve tamamen kısıtlayıcı eylemlerden de bahsetmiyorum. Aşırı kıskançlıklar, gereksiz gerginlikler çıkarıp ilişkiyi kontrol altında tutmaya çalışanlardan da bahsetmiyorum arkadaşlar. Makul ve tutarlı olan bir ilişkiyi savunan bir ilişki koçuyum ben biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden doğal olmayı bu saydığım yanlış davranışlarla karıştıran arkadaşlar düzgün bir insanı dahi ilişkide tutamazlar ve bunun garantisini de size verebilirim arkadaşlar. Çevrenize bir bakın ve gözlemleyin. Geçelim ikinci maddemize. Gizemli olmayı rollere bürünerek kendini saklayarak Erkeğe bezdiren bir kadın olmakla karıştırmaz bu tarz kadınlar. Arkadaşlar gizemli kadın davranışlarıyla alakalı yeni bir video çekeceğim ama bu maddede bu konuyu kısaca özetlemek istiyorum. Öncelikle gizemli kadın kimdir sorusunu kısaca açıklayacağım. Gizemli kadın hakkında bilinmezler bırakan ve erkeğin merakını devamlı olarak üzerinde tutan bir kadındır. Çoğu arkadaş bu dediğimi yanlış algılıyor ve erkeklere haklarında hiçbir şey açıklamıyor ya da sessizleşerek erkeğin dikkatini çekeceklerini sanıyorlar. İşte yapılan en büyük hata budur arkadaşlar. Dikkat edin arkadaşlar her zaman uçlarda gezmenin ilişkilerinize ne kadar zarar verdiğini söylüyorum ve söylemekten de bıkmayacağım. Gizemli bir kadın erkeğin ilgisini çekebildiği gibi erkeğin aklında hep bir çözülmezlik hissettiği kadındır arkadaşlar. Yani erkek hiçbir zaman bu kadını %100 çözemediğini düşündüğünden dolayı kadını tanımak için daha fazla zaman ayırır onu daha fazla konuşturmaya çalışır ve bu şekilde yaptıkça kadına daha da fazla bağlanmaya çalışır ve bağlanır sonuçta. Gizemli olmak dış görünüşe bağlı bir kavram değildir arkadaşlar. Davranışlarıyla ilgi odağı olan bir kadın, emin olun güzelliğiyle ilgi odağı olan bir kadından çok daha başarılı olacaktır. Bunu size garanti edebilirim. Arkadaşlar, erkekler güzelliğe çok fazla odaklanırlar. Bu doğru, herkesin bildiği bir gerçek. Ama güzel bir kadında bulamadıkları etkileyiciliği gizemli bir kadında bulabilirler. Bu yüzden çoğu güzel kadın yalnızlığı şanssızlığa bağlıyor. Bu hatayı yaptıklarının farkına ya hiç varamıyorlar ya da çok sonraları varıyorlar. Ben güzelim ve yalnızım diye o şekilde başkalarına ver yansın ediyorlar. Kendimden asla ödüm vermem derken bile erkeği tamamen ezdiklerinin, erkeğin fikirlerini küçümsediklerinin, kendilerine değer verdiklerini düşünürken tamamen bencilce hareket ettiklerinin farkına daha sonraları varıyorlar. Bu yüzden Allah çirkin şansı versin. Baksana kadına güzellik desen güzellik yok. Bir albenisi de yok. Bu adam buna nasıl bakmış? tarzında yorumları çok defa gözlemliyorum. Siz de gözlemliyorsunuzdur. Bu tarz kavramlar çok yanlış ve ön yargılı kavramlar arkadaşlar. Öncelikle her kadın güzeldir ve ilişkide başarı güzellikle değil davranışlarla sağlanır. Bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Geçelim üçüncü maddemize. Çok önemli bir madde arkadaşlar. Can kulağıyla dinlemenizi rica ediyorum. Erkeklerin akıl okuma uzmanı olmadığını bildikleri için diyeceklerini yan yollara girmeden ifade etmekte çok başarılıdırlar. Bazı arkadaşlar sürekli olarak şunu söylüyorlar. Ya hocam hayatıma giren hiçbir erkek beni anlayamıyor. Beni anlamaları için de sessiz kaldığımda da daha fazla kavga çıktığı için ilişkilerim hep kısa süre içinde bitiyor. Bunun gibi ifadeler kullanıyorlar. Arkadaşlar lütfen söyleyeceklerime şu an odaklanmayı seçin. Siz kadınsınız, onlar da erkek. Bir kadının diğer kadını anlaması çok kolay ve hızlıdır. E bir erkeğin kadını anlaması ancak kadının bunu net bir şekilde gündeme getirmesiyle olur. Şimdi bunun neden olduğuna değinelim. Bazı arkadaşlar kadın arkadaşlarım beni çok net anlarken erkekler hep beni yanlış anlıyorlar ya da hiç anlamıyorlar diyebiliyorlar. Bu yüzden muhtemelen sessiz kalarak ya da dolambaçlı yollara girerek erkeklerin kendilerini anlamalarını bekledikleri için ilişkileri kısa zaman içinde de bitiyor. Bunlara birkaç örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Bir kadın şunu diyebiliyor. Hayatım bugün çok yorgunum, hiçbir şey yapasım yok. Diyorsa ve erkek hala akşam yemeği bekliyorsa büyük bir tartışma çıkacaktır demektir. Çünkü erkek sadece kadının yorgun olduğunu anlıyor bu söylemlerden. Fakat kadın bunun yerine "Hayatım çok yorgunum, bugün yemek yapamayacağım. O yüzden dışarıdan bir şeyler söylersem birlikte yiyelim." gibi bir ifade takınmalıdır. Bu düz mantıktır. Aynı şekilde kadın dışarı çıkma isteğini "Hiç dışarı çıkmıyoruz." tarzında bir şeyle ifade ederse erkek bunu yanlış anlayıp hemen savunmaya geçebilir. Hatta ilerki süreçte kadını hiç dışarı çıkarmama kararı da alabilir arkadaşlar. Daha 4 gün önce dışarıdaydık. Nasıl dışarı çıkmıyoruz gibi bir karşılık vermesi de söz konusu olabilir. Yine burada dolambaçlı yolları ve sessizleşmeye bırakarak erkeğin düz olduğunu görmek gerekiyor. Yani kadın gibi değil erkekler. Erkekler de kadın gibi değiller. Onu olduğu şartlarda değerlendirmek, sizi de aynı şekilde olduğunuz şartlarda değerlendirmesini beklemek gerekiyor. Erkeklerin ilgisini çeken kadınlar kendilerini net ifade ederler arkadaşlar ve yan yollara saparak doğru bir sonuca ulaşacaklarını düşünmezler. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik beğeni ve yorumlarınızı unutmadığınız için çok çok teşekkür ederim emeğe saygısı olan kaliteli izleyicilerim olduğu için de sonuna kadar sizde gurur duyuyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın seviliyorsunuz arkadaşlar.